Sedat Peker bir günah çıkarma yapmıyor. Vatan millet derdinde değil. Peker bir savaşın içinde ve tüm cephanesi ise eline verilen kağıtlar. Kanınızı yakacağım çocuk. Bana neler ettiniz lan siz? Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. O kağıttaki bilgiler bitmeden mafyaya, yani kendisine karşı savaş açan devlete karşı savaşı kazanmak istiyor. Birileriyle devamlı pazarlık halinde. Kendisini kurtarmak istiyor. Bu yüzden videolarda verdiği mesajları ulaşması gereken kişiler haricinde kimse anlamıyor. 7. videoda kritik bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Dedim ya, Peker'in videolarda verdiği mesajları ulaşmasını istediği kişiler dışında kimse anlamıyor diye. Bakın, Peker videosunda çok yorgun olduğunu, gece hiç uyumadığını, bunun sebebinin ise Türkiye'den kalabalık bir grup dostlarının gelmesinin olduğunu söylüyor. Sedat Peker videoyu çekerken gerçekten yorgundu ve gözleri kapanıyordu. Peker'in bu yorgunluğunun asıl sebebi ise dostlarının gelmesi değil, Türkiye'den kendisini paketlemek için özel olarak hazırlanan MİT mensuplarıydı. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülü'yü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. Oradaysa, belirlenmişse siz, bakın tekrar söyleyeyim, yakalayıp getirebilirsiniz gücünüz varsa. Hukuk aykırı yakalama olmaz. Yapabilirsin gücün yetiyorsa, ama yoksa... Yani bu, burada oraya bir ekip yollayıp derdesini getirmek gibi. Bazı FETÖ'cüler yapıldığı gibi. Aynen öyle. Bunda bir sakınca yok. Bunu bir tartışmasında yaptık daha önce. Eğer dedim yakalamanın hukuk aykırı olduğunu söylüyorsan burada bırakırsın yarım saat serbest. Tekrar yakalarsın. Bitti. Hukuk uygun yakalama yapmış olursun. Ya burada bir tereddüt yok. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi. Tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Fakat BAYA gizli servisinin Sedat Peker'i erken uyarısı sebebiyle yakalayamadılar. BAYA gizli servisinden istihbaratı alan Sedat Peker, deşifre olan Roda Beach Resort Otel'den hızla ayrıldı ve bütün gece yolculuk yaparak İran Kış Adası'na kaçtı. Yeni mekanına yerleştikten sonra videoyu söz verdiği zamana yetiştirmek için kameralar karşısına geçti. Biz atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülü'yü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. FETÖ'nün gazetecileri ve haber sitelerinde devamlı ısıtılıp ısıtılıp pişirilen iddialar, bu kez etkisi daha fazla olur düşüncesiyle Sedat Peker'e söylettiriliyor. Önceki videoda da söylediğimiz gibi, Sedat Peker'in bu iddiaları yeni iddialar değil, FETÖ'cülerin zaten devamlı ortaya attığı iddialar. Hemen şu yorumu yapan bir kitle var. Size düşman olan herkese anında FETÖ'cü diyorsunuz. Bir önceki videoda da söylediğim gibi, savaşta düşmanınız değişirse dostunuz da değişir.
Buna şaşmak ya da bunu inkar etmek ahmaklıktır. Öyle ki Sedat Peker'e küfür eden FETÖ haber siteleri şu sıralar Peker'e nasıl sahip çıkıyor, herkesin malumu. Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri Gizli Servisi finansmanlığında FETÖ üyeleri tarafından kurulan Ahval haber sitesi kurulduğu günden bugüne en hızlı haberciliğini yapmaya başladı. İlişkide olduğu gazetecileri zarflayarak konuşturup gizli şekilde kayda alan Sedat Peker, dün videoyu yayınlar yayınlamaz bir dakika içinde Ahval haber sitesi videoyu dolaşıma sokuyor. Şimdi akla şu soru geliyor. Ahval gazetesi editörleri 10 dakikalık videoyu 1 dakikada nasıl izleyip, videonun içeriğini ve geçen konuları anlayarak bu başlığı atabildi? Sedat Peker'in videoyu daha yayınlamadan FETÖ'nün medya ağlarına servis ettiği ve incelettiği, başlıkların önceden hazırlandığı alenen ortada. FETÖ Sedat Peker işbirliğini görmemek için ahmak olmak lazım. Ekranda gördüğünüz FETÖ'cü hesap, Sedat Peker'in sanki yeniymiş gibi ortaya attığı 4.9 ton kokain iddiasını 1 Ocak 2021 tarihinde zaten söylemiş. Veya tarif hakkından dolayı ismini yayınlayamadığımız, ancak başlığı yazdığınızda anında karşınıza çıkacak olan bu FETÖ'cü YouTube kanalı 5 ton kokain iddiasını 23 Haziran 2020 tarihinde yayınlamıştı. Ancak bu iddiaları FETÖ'cüler ortaya attığında kimse dikkate almıyor. Kamuoyunda bir etki yaratmıyordu. Etki alanını genişletmek için işi işlediği suçlardan dolayı üzerine operasyon başlatılan Sedat Peker'e ihale ettiler. FETÖ'cüler çok organize olarak çalışmaya başladı. Sedat Peker, düşmanımın dostu dostumdur mantığıyla Türkiye düşmanlarıyla iş tutmuş durumda. Şu dakikadan sonra Türkiye düşmanlarından başka kimse Sedat Peker'e sahip çıkmaz. Sedat Peker de biliyor ki eğer BAYA gizli servisi tarafından korunmasa MİT bir operasyonla enseleyip getirir. Tıpkı yurt dışına kaçan bazı kritik FETÖ'cülere yaptığı gibi. Sedat Peker ve akıl hocaları bunu çok iyi biliyor. Bu yüzden deşifre olan otelini anında değiştirip yeni mekana geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan sonra da o etrafındaki şebeleklerle birlikte hiçbir irtibat kurmayacak. Cezasını çekecek. Ne kadarsa cezası. 30 yıl 30 yıl, 40 yıl 40 yıl. Bunun cezasını çekecek. Bu bedeli ödeyecek. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.